Evet, Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilmiş. Efendimiz şöyle buyurmuş. İnne Allahe tayyibun la yakbalu illa tayyiben. Allah temizdir. Tertemizdir. Allah'ta bir eksiklik yoktur yani. Ne demek o? Allah her türlü eksiklikten münetemiz derken böyle yıkanıp paklanmak olarak düşünme. Allah Celle Celaluhu her türlü eksiklikten münezzehtir. Hiçbir eksikliği yoktur Allah'ın. Her türlü noksanlıktan beridir. Bu demek bu. Evet, Allah tayyiptir, temizdir. La yakbalu illa tayyiben, ancak temiz olan şeyleri kabul eder. Ne demek bu temiz olan? Temiz olan sözü. Yani yalan olmayan, iftira olmayan, hakaret olmayan, dedikodu olmayan, la ilahe illallah gibi dost doğru sözleri kabul eder. Başka? Helal rızık kabul eder. Temiz rızık kabul eder. Öyle elecek, ölçecek, helal mi bu, haram mı bu diye değil. Her bulduğunu cebine koymayacak. Acaba ne var bunda? Buna haram karıştı mı? Zaten her yerimize karıştı. Zaten her yerimize karıştı. İstesen de karıştı, istemesen de karıştı. Tüccar da olsan karıştı, hacı da olsan karıştı, hoca da olsan karıştı. Her yerimize haram karıştı bizim. Bari biraz dikkatli olalım. Umursamaz olmayalım. Çünkü Allah helal rızık kazanmayı farz kıldı bize. Ne iş yaptığın önemli değil. Helal rızık kazanmayı farz kıldı. İster doktor ol, ister memur ol, ister temizlik görevlisi ol, ister sağlık bakıcısı ol. Ne istiyorsan ol, amir ol, memur ol. Helal rızık kazan dedi Allah. Hepimize emretti bunu. Ama biz ne kadar çok gelirse onu kar sayıyoruz. Helal, haram aramadan, araştırmadan.